şimdi. Şimdi biz bu ikili test sırasında bebeğin bir takım ölçümlerine ve özelliklerine bakıyoruz. Artı sen kan veriyorsun. Bütün bu özellikler bir formül üzerinden hesaplanarak bize bu bebeğin Down sendromu ve diğer iki tane genetik sık rastlanan hastalığın bu bebekte görülme olasılığı sadece hesaplanarak söyleniyor. Bu olasılık belirli oran üzerinde çıkarsa size bir ileri tetkik olan anne kanından fetal DNA'yı öneriyoruz. Bu olasılık belli bir oranın altında çıkarsa o zaman diyoruz ki istatistiki olarak ciddi bir risk altında değilsiniz. Ama bu asla %100 bebek sağlam anlamına gelmiyor. O yüzden %100 bebek sağlam diyebilmenin tek yöntemi var. O da dediğim gibi anne kanında, anneden su alarak işte oradan bebeğin genetiğine bakmak. Bu da 1/200 oranında düşük riski içerdiği için biz durup dururken önermiyoruz. Ama belli bir risk saptarsak mutlaka öneriyoruz. Şimdi şöyle bir bakalım bebişimize. Burası tepesi, şurası totosu. Tam haftasıyla boyunluğu 6,5 cm olmuş. Efendim. Şurada ense kanallarımız var. Gayet normal gözüküyor. 1,5. Şurada burun kemiğimiz var. Ya İlay'ın ultrason fotoğrafı gibi. Aynı gibi evet. Burun kemiğimiz de mevcut ve gayet güzel gözüküyor. Şimdi bunları gördük. Her iki kolunu ve elini görebiliyoruz. Bakın sağ eli bu dönüşte sağladığı şey. Burada tarafta sol kolu, sol eli aşağılarda. Ayaklar, bacaklar gözüküyor. Göbek kordonunun göbekten çıktığı yer tamamen kapanmış. Midesi oluşmuş, idrar torbası var, su miktarı yeterli. Plasenta kalitesi güzel, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Cinsiyet tahminini şu pozisyondayken yapamam, biraz düzeltirim diye bekliyorum. İlayda da böyle 12'de bir tahmin etmiştiniz. Onunla şey oldu, netleştiğinden evet. Merak ediyorum. Tahmin sorarsanız yine kız diyebilirim ama bu sefer daha az eminim, onu söyleyeyim. Hı-hı. Ekleyelim 16. haftayı adam gibi görelim. Tamam. Hiç şey yapmayın, havaya girmeyin yani. Ben gene aynı fikirdeyim, sağlıklı olsun da kız erkek fark etmiyor. Ultrasonosu stoplarımız da normal, yani bebişimizde şu andaki manzaraya göre gözüken herhangi bir genetik anomali riski söz konusu değil. Bakın,